Filmi izledim ama o heyecanım hala geçmedi. Duygusallığım bitmedi diye dile getiriyor kendisi. Bir gün boyunca ağladım diyor. Bu duyguyu üstümden atamadım diyor. Öyle bir proje olduğunu dile getiriyor. Neyle bence güzel bir adım atıyor. Bu yemekhanenin camından kaçmak da apar. Yılmaz efendim, huzurlarınızda. Hoş geldiniz. Sen de çalmadın, sen böyle kalkınmak hasarlıdır. Dağlar belki kalmadır, yollar uzun kalmadır. Güneş doğar her bir gün ve her gün. Seyircimiz var. Neler hissediyorsunuz? Film sürecinde neler yaşadınız? Bize biraz aktarmak ister misiniz? Benim bu filmde umudum, benim gibi. Ben filmden önce Naim Seymanoğlu'nu sadece bir sporcu olarak biliyorum. Filme başlarken bir sporcu filmi çekeceğim diye düşünüyorum. Bir, iki, üç. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bu Naim Seymanoğlu'na hayatı sadece sporla alakalı değil. Aferin. Müdürün peşisi çağırsak. Allah'a teslim edeceğiz. Bizim projeyle tanışma hikayemiz biraz daha farklı. Ben Mustafa abinin böyle güçlü biyografi filmleri çektiğini duydum. Gördüm yani Müslüm, Aile gibi güçlü filmleri vardı. Ondan sonra Naim Süleymanoğlu'nun filmin çekileceğinden haberdar oldum. Ben de dedim ki ben bu önemli insanı ben canlandırmak istiyorum. Hani düşündüğünüz zaman az çok benzerlik de var. Niye olmasın, ben gideceğim, başvuracağım dedim. Mustafa abiyle iletişime geçtik, konuştuk. Ben dedim ki ben bu proje için, ben bu insanı canlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım, ne gerekiyorsa yapacağım dedim. Tamam dedik, anlaştık. Böyle bir yol birlikteliği oldu. Pasaportta isimlerin değiştirilmesi, yani tüm ailemin ismi değişmiş, ben daha Naim Süleymanoğlu'nun ismi değişmemiş. Tüm ailemin ismi değişmiş. Ben ailemin pasaportlarını karıştırıyorum, görüyorum, denk geliyorum. Ve orada babamla göz göze geliyorum. O babanın o sorumluluğu, o engelleyemediği için o acısı, o yani gerçekten bir baba gibi hissettirdi aynı zamanda. Hem de çok acı hissettirdi. Ben Naim Süleymanoğlu'nu sadece, ne yazık ki sadece bir sporcu olarak biliyordum. Ama filmden sonra filmi işte çalıştıkça, senaryoya çalıştıkça ve işte Naim Süleymanoğlu'nun ne hissettiğini, ne düşündüğünü az çok kavramaya çalışıp yansıtmaya çalıştıkça onun ne kadar özverili, ne kadar koca yürekli, fedakarlıklar yapmış bir insan olduğunu öğrendim. Bir de bana şey öğretti, bir insan bir şey istiyorsa, bir hedefi varsa ona yoğunlaşmalı, istediği zaman her şeyi yapabilir. Bir derdi varsa çözebilir, bir kaos varsa o kaosun kahramanı olabilir. Bunu öğretti bana. Beğenilmesi çok hoş çünkü bu öyle kolay kolay göz ardı edilebilecek bir hayat hikayesi değil. Biz o hikayeyi aslında yeniden yaşatmaya çalıştık. Bir de gözler önüne sunduk görüntü olarak ki iyice unutulmasın, iyice kalplerde yer edilsin. Biz bu filmde az önce hayatında söylediği gibi Naim Süleymanoğlu'nun sadece sporcu kişiliğinin değil aslında ne büyük bir insan hakları dava adamı olduğunu, Bulgaristan'da kaçtıktan sonra da geride bıraktığı halkı için ne büyük bir mücadele verdiğini, aslında niye kaçtığının öyküsünü anlatmaya çalıştık. Bu film elbette bir spor filmi ama hayatında az önce söylediği gibi içinden spor geçen bir film. Aslında bu bir fedakarlık filmi ve bu fedakarlığın hem Naim Süleymanoğlu'nun kendi bedensel fedakarlığı, zamanında oradaki rejime karşı verdiği mücadele, bunun Bulgaristan'da olup bitenlerin dünyaya duyurulması adına verdiği mücadele, ama daha da önemlisi ailesinin çektikleri, ailesinin fedakarlığı, ailesinin duyguları. Az önce Selin de söylediği gibi kahramanlar kahraman da anneler ne yükler kaldırıyor. Bu filmde onu da anlatmaya çalıştık. Bence altı çizilmesi gereken en önemli konulardan birisi de bu. Ben şimdi bütün bu kalabalığın hep beraber az sonra sinemaya geçeceğini varsayıyorum. Öyle olacak. Evet, hep birlikte sinemaya geçiyoruz. Çok mutluyum. Ben de Bulgaristanlıyım. Naim abinin yaşadıklarını duyunca çok etkilendim. Çok üzüldüm. Ayrıca yanlış bir söylem var. Bulgar göçmeni ve
Bulgar türkü deniyor. Bu rahatsız edici. Ben gezdim. Aynen öyle gezdim. Ben de gezdim. Filmde Muharrem Süleymanoğlu'nun çocukluğunu oynadı.